Hasancan hoş geldin. Merhaba abi, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Abi bu konuşanlar nereden çıktı? Kimin fikri ve nasıl bulundu? Yani bir anda böyle bir arkadaş ortamında otururken şöyle bir şey yapalım mı dendi, yoksa bayağı oturulup yazılıp çizilmiş mühendisliği var olan bir şey mi? Abi şöyle, ben zaten senarist kökenliyim, biliyorsundur. Zaten daha önce talk show'larda metin de yazdım. Sadece şeyler dizilerde değil. Biz lisedeyken konuşanlar yazarlar ya tahtaya. Lisedeyken işte ilkokuldayken herkesin vardır. Tahtaya konuşanlar yazarlar. Sınıfın en eğlenceli çocuklarını, sonra onlar dayak yerler. Çarpılar tabii. Evet. Hatta en çok konuşan, en çok çarpıyor, en çok dayağı oyar. Ben onların daim bir üyesi olarak lisede. Öyle mi? Evet, onu biraz taklaya getirmeye çalıştım. Yani burada bu formatta iktidarı o çocuklar ele alıyordu. Sınıf öğretmeni o çocuklar ve en komikler ödüllendirildiği bir sınıf olsun istedim. Yani bir nevi şeyde, hem de buradan daha herkesin en komik yılları lisededir ya. Yani el eğlenceli yılları. O lisenin en eğlencelileri o çarpı alan defterdir. Öyle olsun istedim. Bunu basitlik ve ucuzluk veya kötü mizah anlamda demiyorum. Gerçekten insanın en mizaha yatkın olduğu dönemin lise dönemi olduğunu düşünüyorum ki, kaldı ki Hababam Sınıfı da mesela Türk sinemasının genç hoca en komik filmlerinden bir tanesidir. Lise dünyasını anlatır falan. Yine aşırı ciddi bir giriş yaptım. Sen dur bir dakika, tam ben şey anlamadım. Şu Leman'dan konuşanlara geçişi anlamadım ama bir gün otururken kahvaltı ederken mi aklına geldi? Dağın diye konuşalım yapalım işte okulda şöyle olurdu falan gelmedi herhalde. Abi şöyle. O ya abi, tohum ne zaman düştü aklına yani? Abi yazarlıkta şeydir zaten, yani o hep her gün mesai vardır. 5 saat 6 saat, yani öyle bir şairin lafı var. İlham her gün çalışırsan gelir diye. Yani öyle bir anda anda geldi olur ama o bir sürü şeyin devamıdır. Bizde okullarda bir yerde bunu öğretmezler. Hep hani Newton'un yer çekimi aklına gelir. Elmanın düştüğü anı, sanki Newton ondan önce iddia oynuyormuş gibi davranırlar. Halbuki o bütün hayatını şeye adadığı için, yani bütün hayatını adam o alana adadığı, fiziğe adadığı için o an aklına da ilham da o konuda gelir. Biraz biz sürekli fikir bulmaya çok teşne bir dönemdi. Yani çok her gün çalıştım, her gün kaç şeyler yazdım. 2016 Şubat'ta, özür diliyorum. 2016 Şubat'ta bunun demosunu çekecek duruma geldik. Demek ki 2015 sonlarına ben bunu yazdım. Yazdım. Sonra ben bunu yazdıktan sonra konuşan formatını işte böyle matematiğini yazdım. Onu zaten sunum dosyası da duruyor. Belki paylaşacağım yakında onu sosyal ortamda. Gittiğim söyleşte de söyledim. İşte sıradan insanın magazini bir başlık. Tabii. Bir başlık işte şey konuğa bağımlılığa son falan gibi bir sürü şey var. Onunla ilgili bir akım olacağına inanıyordum. Yani çok heyecanlandım yazarken de. Bunun formatını şey demosunu çektik. Hasan Uslu şu an Ses Sports'ta galiba yönetmen. Hasan Uslu diye bir abi, o da gelip izlemişti. Onlar İlker Aslan senarist. Onlar da sağ olsun destek oldu. Heyecanlandılar gelip. Beni ilk stand-up izlediler. Ve her hafta aynı şeyi mi yapıyorsun acaba diye tekrar gelip sonra ikna oldular bunun demosunu çekelim diye. Sonra demoyu çektik. Demoyu da herkes güldü ama reddettiler gülerek. Çünkü riski buldular. Riski bulmanın nedeni de daha önce yapılmamış olması. Ama bana göre de benim televizyonculuk ya da işte benim mizah anlayışım da tam tersi. Daha önce yapılmışsa tutmayacağı daha büyük ihtimaldir. O yüzden reddettiler. Ben de rafa kaldırmıştım. Sonra rafa kaldırdıktan sonra ben artık bu zamanı geçti diye düşünüyordum. Ama şükürler olsun formatın sadece uygulamasında olduğu için asıl maharet. Yani baktığın zaman Allah'a emanet bir format. Bir tane adam geliyor, ne haber nasılsın diye sırayla konuşuyor. Yani o yani... Mizah şeydir ya abi, sen de bilirsin yani, dışarıdan yapması çok kolay görünen ama hani yazarlık da öyledir mesela, herkes okuma yazma biliyor ya. Dolayısıyla işte kolay görünen ama hani yapması zordur aslında. Dolayısıyla o yüzden herhalde normalde yapılırdı. Benim böyle projelerim oldu daha önce, o dönem tutacağını düşünmüşüm, yazmışım, reddedildi. 2 sene sonra bir benzeri yapılıyor mesela, çok tutuyor. Öyle işlerim olmuştu. Bu öyle olmadı, enteresan bir şekilde kimse yapmadı. Ama ben şunu görüyorum bak, iyi komedyenlerin hepsinde, neredeyse tamamında daha doğrusu, yani istisnalar vardır. Hepsinin kalemi de çok iyi. Yani sadece çıkıp sahnede bir mizah gösterisi yapmak değil, bunun öbür tarafında ciddi anlamda yani kağıdın üstünde de çok güçlü bir beyin var. Yani abi üretmeye bu tesadüf değil herhalde artık bu kadarı yani. Ama şöyle şanslıyım, komedyenlikten önce senaristlik yaptığım için şanslıyım. Tabii kesin. Çünkü komedyenliğe başladıktan sonra senaristliğe başlasaydım olamazdım abi senarist. Çünkü senarist çok meşakkatli bir iş. O şeye o konforu bırakmazdım yani, komedyenlik çok konforlu, çok zor, çok direkt bir iş. Hemen karşılığını alıyorsun. Ama yapabilirsen çok konforlu. Yani bir uzun bir ön hazırlığı yok. Yani bir karşını hemen alıyorsun. Kendi şakanla sen ödüllendiriyorsun. Yazar da öyle değil ki. Bir adama şaka yazıyorsun. Adam bütün avantajlarından yararlanıyor yazdığın şeyin. Sen en arkada en az kaş alanlardan bir tanesi olarak hem daha az tatmin olmuş, hem çok daha fazla çalışmış, hem fikrin ağababası olarak hareket ediyorsun. İkide bir kendime bakıyorum aynada bakar gibi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bugün ilk programı çekiyoruz. Ya sen o kadar yani yakışıklı görünüyorsun ve ben ne kadar çirkin görünüyorum. İnşallah yayına da böyle çıkmaz bu yani. İnşallah böyle çıkar diye ben de onu diyorum abi. Böyle bir şey olabilir mi abi? Evet. İkimizin arasında uzay fark var yani. Evet, ben... Sen de yani
Brad Pitt değilsin dedi. Baktığın zaman bu arada, burada bir tuhaflık bu olması lazım. Ben de bu arada başlık özelliklerinden bir tanesi çirkin olan bir adam olarak senin yanında bu kadar yakışıklı duruyorsam ve sadece senden kaynaklanıyorsa benim bu kadar yakışıklı durmam gerçekten senin adına çok üzgünüm yani. Normalde ben inanamıyorum. Ben hayatımda ilk defa yakışıklı duruyorum biliyor musun? Şunu da ekran görüntüsü olalım. Çok teşekkür ederim. Ben kızlarla falan buluşunca seni de getireyim abi. Senin yanında şey dururum yani hani bir çok daha iyi hissederim diye düşünüyorum. Hayır normalde bu arada arkadaşlar yakından o kadar çirkin değil. Kamera da öyle duruyor. Yani o kameraman kimse ya inanılmaz yani. Ayarlasam böyle bir şey olmaz. Vallahi bak şuraya bakıyorum üzülüyorum buraya bakıyorum teselli oluyorum yemin ederim. Hayır yani, bir şey söyleyeceğim buraya bak diyorum Candaş abi toparlanmışsın diyesim geliyor tek. Oraya bakıyorum abi çok geçmiş olsun diyesim geliyor. Hayır bizim de bu saatte bu böyle bir şey yok. Ya gerçekten evet. Bu değil yani. Burada bir garip başka evet, bir şey var ya. Normalde Candaş sarışın yeşil gözlü. Senin ekip biraz erken geldi buraya. Bir şeyler mi yaptılar acaba? Abi kamera ben ya yani şöyle benim şeyle sahneyle ilgili durumda bu. Yakışıklılık tabii benim üzerine uzun konuşabileceğim bir konu değil yani. Hani, takdir edersin ki hatta kendimi geliştirmeme çirkinliğime borçluyum diyebilirim. Çünkü hani bir şekilde ilgi çekmeye çalışıyorduk. Gerekiyordu. Ama ne derler ona? Bizim normalde de sahne beni seviyor abi. Enteresan biçimde yani kamera ve sahne benim yani normal hayatımdan daha şey duruyorum. Daha şık vesaire duruyorum.